Değişim, bilginin temel hedeflerinden biri. Herkesten önce fark etmek, araştırmak, bilgiye ulaşmak ve onun ışığında bir değişim yaratmak. 2000 yılından bu yana Kaş-Kekova bölgesinde çalışan bir grup uzman işte bunu yapıyor. Biz 2000 yılından beri Kaş-Kekova özel çevre koruma alanında bilimsel çalışmalarda bulunuyoruz. Bu bölgede çalışmamızın nedeni 2000 yıllarında Akdeniz'de WWF'in bir programı başladı. Turizme açık fakat daha bozulmamış kıyılarda turizmin gelişmesiyle birlikte oradaki insanların, yöre halkının bilinçlendirilmesi ve insanlarla doğanın iç içe bozulmadan bir arada barınabileceği bir ortam yaratmaktı. Ekolojik ayak izimizi küçültürken, yani bunu oluşturan etmenleri azaltmaya çalışırken, biyolojik çeşitliliğimizi korumak, özel doğal varlıklarımızı koruma altına almak, bunu yapmak için yeni korunan alanlar oluşturmak ve hatta varsa bozulmuş doğal alanlarımızı geri kazanmak. Bu anlamda özellikle denizel koruma alanları oluşturulması ve bu alanların etkili bir şekilde korunabilmesi ve yönetilebilmesi çok büyük önem taşıyor. Proje WWF Akdeniz Program Ofisi desteğiyle Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütülüyor. Biz 2002 yılında alanda denizel çalışmalara başladık. Aynı zamanda bazı ekipler de karada karasal bir takım çalışmalar yaptılar. Biyolojik çeşitlilik çalışmaları, sosyolojik çalışmalar, ekolojik çalışmalar, çok geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Biz deniz ayağını yürüttük. Bunun yanında aynı zamanda diğer tehdit olan unsurları da, kullanımla ilgili tehdit olan unsurların da bir verisi elimizde mevcut. 10 yıldan beri çalışılan ekip aynı, çalışılan metodoloji aynı. Bu anlamda koruma çalışmalarının devam etmesi için bu gerçekten oldukça önemli ve özel bir durum. ...30 kişilik bir ekip 2002 yılından bu yana belirli aralıklarla bölgede bilimsel araştırmalar yürütüyor. Ekip 0-30 metre derinlik aralığında şamandıralarla işaretleme yaparak tür sayımı ve örnekleme yöntemiyle özellikle orfoz, lahoz gibi gösterge ve bayrak türleri inceliyor, deniz suyunda fiziksel ölçümler yapıyor. Türkiye'de bir ilk niteliğindeki bu çalışma için Kaş'ın seçilmesinin pek çok nedeni var. 1976 yılında Akdeniz'in kirliliğe karşı korunması sözleşmesi imzalandı. Buna Barcelona Sözleşmesi olarak da biliyoruz. Bu sözleşmenin ek protokollerinden bir tanesi Akdeniz'in sahip olduğu doğal çevrenin ve biyolojik çeşitliğin korunmasını amaçlıyordu. Türkiye bu protokole de 2002 yılında taraf oldu. Bu proje aslında Akdeniz'in Türkiye dışında 4 ülkesinde birbirine paralel olarak WWF Akdeniz Program Ofisi tarafından koordine edilen projelerden, pilot projelerden bir tanesi. Diğer projelerde Hırvatistan, Cezayir, Tunus ve Libya'da gerçekleştiriliyor. Türkiye'de yürütmekte olduğumuz Kaş-Kekova projesi kapsamında öncelikli olarak bu deniz koruma alanımızın henüz sahip olmadığı deniz koruma alanı yönetim planının hazırlanması için
çalışıyoruz. Kaş'ta 18-20 civarında dalış merkezi var. Bunlar kapasiteleri farklı, boyları farklı tekneler. Sektör çok iyiye gidiyor denemez. Bunun değişik nedenleri var. Örneğin su altındaki yaşam giderek daraldı, canlı popülasyon azaldı. Buna karşı tedbirler almak gerekiyor. Deniz hala temiz sayılabilir ama eğer denetim altına alınmazsa bir takım şeyler önümüzdeki 5 sene içerisinde denizin kirleneceğini de varsayıyorum. Esas amacımız bu alanda yönetim planı, deniz koruma alanları ile ilgili bir yönetim planı oluşturmaktı. Yönetim planını oluştururken tabii ki bölgede yaşayan ve bölgeyle ilgilenen tüm tarafları bir araya getirmek çok önemliydi. Özellikle merkezi idarenin ilgili birimleri, yerel yönetimler, yereldeki kamu kurumlarının temsilcileri ve burada yaşayanlar proje kapsamında hep bir araya geldi ve katkı ve katılımları sağlandı. Bunlar bizim için ana paydaşlardı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı ÖÇK bölgesinde, Kaşkekova bölgesinde bir çalışma içerisine girdi. Biz de Kaş Belediyesi olarak bu konunun devamlı içinde olmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar destekleri verdik. Dalışçılarımız, oteller, restoranlar, tur tekneleri, balıkçılarımız hep bu konunun içerisinde. Yerel yönetim, yerel çalışanlar ve üretenler devamlı bu konunun içerisinde oldu. Günübirlik tur tekneleri içinde denizin yarını önemli. Ama koruma faaliyetleri konusunda tekneciler endişeli. 4-5 kaç tane yaşam alanı var ve bu yaşam alanlarının kaç tanesinde biyoloji arıtma tesisi var? Neden bunlar? Yönetim planı kaynakları kullanan ve yöneten tüm tarafları buluşturan katılımcı bir süreçle hazırlanıyor. Toplantılarla riskler ve sorunlar belirleniyor, ortak çözümler geliştiriliyor, alınacak önlemler belirleniyor ve kararlar deniz yönetim planına dahil ediliyor. Şey nedir etkinlik? Akdeniz'de başka Kaş yok. Bizim burada olmamızın nedenlerinden bir tanesi de bu. Bizim buradaki çalışmalarımızda gördüğümüz şey buranın denizi Türkiye kıyılarında en temiz yer. Eğer bunun böyle kalmasını istiyorsanız, biz de diyoruz ki bir adım atmanız lazım. Yoksa eli kulağında. Buranın bitmesinin eli kulağında. Balıkçılığa kapalı alanlar oluşturulmasının hem deniz çayırlarının korunmasını hem de balık stoklarının artmasını sağladığı biliniyor. Bu alanlar balık türleri açısından bir kumbara görevi görüyor. Kumbaradan taşan balıklar da yerel balıkçılığa bereket olarak yansıyor. Kaşlı balıkçıların ihtiyaç duyduğu şey tam da bu. Bereketin dönüşü. 800 metre av çektik. İşte çıkan balık yarım kilo ya var ya yok. Biz burada bir uygulama getirebilirsek şu anki mevcut durumdan balıkçısı da, tur teknecisi de, turizmcisi de, bakkalı da daha iyi bir şarta ulaşabilir. Akdeniz'de yıllık balık stokunun %80'ini bu su altı ormanları sağlıyor. Kaş-Kekova bölgesinde kıyı şeridinin yaklaşık yarısını oluşturan deniz çayırları, başta demirleme olmak üzere pek çok insan etkinliği nedeniyle ciddi tehdit altında. Günümüzde korunan ve yönetilen alanlar tüm Akdeniz'in yaklaşık %4'ünü oluşturuyor. Bu oran hedeflerin çok altında. Türkiye'de ise karasularının yalnızca %2.8'i koruma altında. Korunan alanlardaysa etkin bir kontrol ve sınırlama mekanizması uygulanamıyor. Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde işte bu mekanizmaların yürürlüğe gireceği örnek bir uygulama alanı oluşturulmasına çalışılıyor. Akdeniz'in kirliliğe karşı korunması sözleşmesi olarak bilinen Barcelona Sözleşmesi kapsamında ülkemiz son yıllarda yükümlülükleri yerine getirmek üzere önemli gayret sarf etmektedir. Proje WWF Türkiye tarafından yürütülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü de bu projenin en önemli ortaklarından birisidir. Bilimsel çalışmalar sonucunda deniz koruma alanına özel bir yönetim planı yazıp bunun uygulanması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz bir sivil toplum örgütü olarak. Benim adım Mustafa Eriş.
hayat boyu bu restorancılık işini yapmaktayız. Biz bu balıklardan ekmek yiyoruz. Belki 2-3 yıl mağduriyetini yaşayacağız ama daha sonra da yine bu balıklar üretilecek ve o balıklardan insanların yemesine vesile olacağız. Biz yiyeceğiz. Dalış turizmiyle uğraşmaktayım. Bir dalış merkezimiz ve doğa turizm merkezimiz var. Ben 10 yıldır buradayım. İlk geldiğim yıllarda biraz derine indiğimizde 50-60 bireylik sürüler halinde gridalar, orfozlar görebiliyorduk. Baraküde hala görebiliyoruz ama tabii bu büyük balıklarda, ticari olaraktan değeri olan balıklarda ciddi bir azalma var. Deniz koruma alanlarının amacı yerel ekonominin kaynaklarını halkın elinden almak değil. Aksine hedef kaynakları geliştirerek yöre ekonomisine katkıda bulunmak ve refahın sürekliliğini sağlamak. Özel çevre koruma bölgesi kapsamındaki alanlardan biri de Kaş'ın 30 kilometre batısındaki Kekova. Bir doğa harikası olan Kekova, son yıllarda artan turist sayısıyla birlikte tur teknelerinin uğrak mekanı ve balık restoranlarının vazgeçilmez adresi olmuş durumda. Doğanın bu baskıdan zarar görmemesi için Kekova'da bir takım önlemler almak şart. Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Alanı 2012 yılı sonunda bu yönetim planının ilan edilmesiyle gerçek anlamda bir özel çevre koruma alanı haline gelmiş olacak. Kekova'ya gidiyor her gün. Dolayısıyla her gün onların bağlı oldukları bir liman var. Hiç kimse açıkta dolaşmıyor. Türkiye'nin en berrak sularında yüzmek ya da dalmak isteyenler için Kaş akla ilk gelen yer. Son 20 yılda turizmin Akdeniz'de yarattığı kentsel ve doğal yıkım Kaş'ı da esir almadan bölge koruma altına alındı. 2012 sonu itibarıyla Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin bir yönetim planı var. Bu planın sonuçlarını görmek içinse denize zaman tanımak gerek. Tüm bu çalışmalardan sonraki ideal hedefimiz ise Akdeniz Havzası için oluşturulan, ekolojik olarak temsil edebilir, birbirine etkin olarak bağlı ve etkili bir şekilde yönetilen deniz koruma alanları veri ağına ülke olarak dahil olabilmektir. Kaş-Kekova'da 4000 yıldır hayat var, karada ve suda. Işık ülkesinin göz bebeği, uzak bir tarihin ve bakir bir doğanın mirasçısı. Denizden doğan uygarlık denizde ölmeyecek. Bundan böyle balıkçılar da, balık adamlar da, yerliler de, yabancılar da bu suların gönüllü bekçisi. Çünkü Kaş ve Kekova'da artık bir şeyler değişti. Değişim bilgiden doğdu, bilgi sayesinde kalıcı olacak. Kaş-Kekova'da 10 yıl süren çalışmalar bugün geleceği saklayan bir veri bankası olarak bilim kurumlarının gözetiminde. Kaş'ta dün, bugün ve yarın artık emin ellerde. Güney Medpan Türkiye Pilot Projesi kapsamında WWF Türkiye'nin Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Alanı'nda yürüttüğü uzun soluklu çalışma başarıyla son buldu. Kaş-Kekova, Türkiye'de denizel bir alanın kendine özgü bir yönetim planıyla yönetilmesi, korunması, denetlenmesi adına önemli bir örnek oluşturdu.